Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz Kurban Bayramı döneminde video yayınlamadık. Bu video yerine büyüklerimizi ziyaret ettik. Sosyal mesafemizi koruyarak onlarla bayramlaştık. Ve artan zamanda da uzun süredir okumak istediğim bazı kitaplar vardı. Bu kitapları detaylı olarak okuma şansı elde ettim. Ve o kitaplardan birini de bu videomda size tanıtmak istiyorum. Bu kitap 25. Hava Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın hazırladığı Alçalmadan Yükselenler, Komutanlar Anlatıyor adlı kitap. Gerçekten enteresan bir kitap. Öncelikle bu kitapta Orgeneral İbrahim Fırtına kendisinden önceki Hava Kuvvetleri komutanlarıyla 2005 yılı civarında bir kısmını emekli olmadan önce, bir kısmını da emekli olduktan sonra gerçekleştirdiği sohbetleri kayda almış ve daha sonra da bu kayıtlar onların verdikleri izinler doğrultusunda düzenlenerek bir kitap haline getirmiş. Gerçekten çok ilginç bir kitap ve dünyada da türünün çok örneği yok. Havacılık açısından konuşuyorum bunu. Bence bu kitabı Türkiye'deki havacılık tarihine, askeri havacılık tarihine özellikle meraklılar, savunma meraklıları, bu konuyla ilgili araştırma yapan kişilerin olaya asker bakış açısını görmeleri açısından okumalarını tavsiye ettim bir kitap. Kitap 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar biraz Türkiye'nin durumunu, biraz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, biraz da Türk Hava Kuvvetleri'nin daha iç yapısını anlatıyor. Burada alınan kararlar, atılan adımlar birinci elden komutanlar vasıtasıyla anlatılıyor. Onların ağzından anlatılıyor. Benim ilgimi çeken konulardan biri de aşağı yukarı her komutana İbrahim Fırtına Kıbrıs Barış Harekatı'nı, 1974'te yapılan Barış Harekatı'nı sormuş. Şimdi geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Barış Harekatı'nın yine 45. yıl dönümü yaşandı. Bu harekatla ilgili öne çıkan konulardan biri de Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Kocatepe Muhribi'nin batırılmasına, ki Kocatepe Muhribi'nin o zamanlar komutanı sanıyorum yarbay rütbesinde Güven Erkay'a, daha sonra Oramiler rütbesine kadar çıkacak ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı yapacaktı. Bu da tabii ki dost ateşiyle batırılması, Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının atışıyla bu Muhribi'nin batırılması da gerçekten savaş tarihine geçecek bir olay. Bu olayla ilgili bazı konulara birinci ağızdan ışık tutuluyor. Örneğin bir bakıyorsunuz aradan yıllar geçse bile bu konuyla ilgili Türk Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmış, o gemide görev yapmış subayların, az subayların, askerlerin yorumlarıyla haberler hazırlanıyor ve bu haberlerde hep işte biraz hatalı Türk Hava Kuvvetleri gibi gösteriliyor. Fakat o yıllara baktığınız zaman özellikle bu kitapta altı çizilmiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı özellikle Girit Verados'tan Yunanistan tarafının bir konvoy oluşturularak adaya yardım getirmesini bekliyor. Adada tabii garantör, bir tarafta Türkiye var, bir tarafta Yunanistan ve tabii İngiltere var. İngiltere'nin iki üssü var. Adada bir Yunan alayı var ve bir Türk alayı var ve çok ciddi şiddetli çarpışmalar oluyor bu iki alay arasında. Yunanistan'dan kalkıp gelen bazı nakliye uçakları var ki bunları Rumlar Türk uçağı zannedip 2-3 tanesini düşürüyorlar. Çok ciddi kayıplar yaşanıyor bununla ilgili ve bir gemi konvoyu bekleniyor. Fakat bölgeye Türk Hava Kuvvetleri dönemin keşif uçaklarını kaldırıyor. Muhtemel bunlar RF-84F veya RF-5 tahminimce. Girit'le bu ada arasındaki, Kıbrıs adası arasındaki bu bölüm taranıyor ve herhangi bir konvoya rastlanmıyor. Daha sonra bölgeye Antalya'dan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir S2E Tracker deniz karakol uçağı gönderiliyor. Onlar da bölgedeki çeşitli gemiler görüyorlar, sivil gemiler görüyorlar ama bu uçağın ifadeleri, verdiği telsiz mesajları tam olarak Türkiye'ye ulaşmıyor. Bunun belki de nedenlerinden biri de bölgede çok ciddi bir elektronik harp var. Amerika karıştırıyor, Rusya karıştırıyor. Keza adada dediğim gibi iki İngiliz üssü var. Buralardan çok ciddi bir karıştırma geliyor. Ve hala konvoy olduğu konusunda iddialar sürüyor ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı'na telefon açarak şu enlemin altında geminiz var mı bilgisini bizzat soruyor. Ve biz bu kitaptan öğreniyoruz ki bu konuşma bir teyp kaydına alınıyor ve Deniz Kuvvetleri'nin cevabı şu enlemin altında bizim gemimiz yok oluyor. Fakat burada tabii bir irtibatsızlık var. Aslında bölgede 3 Türk muhribi var ve benzeri muhripler de Amerikan yardımı içerisinde Yunan donanmasına da verilmiş.
Önce Mürtet'ten daha sonra Eskişehir'den uçaklar kalkmaya başlıyor. Bu uçaklar F-104'ler ve F-100'lerden oluşuyor ki Kıbrıs Barış Harekatı'nın asıl yükü F-100 uçaklarındadır. Mürtet'teki F-104 filosu ise Bestit olarak adlandırılan yarışma için hazırlık yapmış gerçekten attığını vuran pilotlardan oluşuyor. Bu uçaklar kalkıyor ve bölgede 3 muhribi görüp bu bilgiyi hava kuvvetlerine iletiyorlar ve hava kuvvetleri de biz deniz kuvvetleriyle konuştuk, bölgede herhangi bir gemi yok ve saldırı emri veriyor. Saldırıp taarruzlar başlıyor ve ne yazık ki Kocatepe muhribi dost atışıyla batırılıyor. Batırıldıktan sonra tabii gelen haberler çok acı. İki kuvvet arasında bir anlaşmazlık olmuş ama hava kuvvetleri diyor ki biz deniz kuvvetleri komutanına sorduk ve bizim burada geminin olmadığı ifade edildi. Bu da teyp kaydı olarak elimizde var ama dese de bu işin ihalesi biraz hava kuvvetleri komutanlığına kalıyor. Kıbrıs'la ilgili barış harekatıyla ilgili bir başka enteresan konu ise birinci harekatın daha ikinci gününde Türk güçlerinin oluşturduğu parola çalınıyor. Bu çalınma ile ilgili farklı kapılar gösteriliyor tabii neden olmuş olabileceği muhtemel. Bu parola herhangi bir karışıklık olmaması için Amerika ile veya İngilizlerle paylaşılmış olabilir ama bu hemen bu bilgi Rumlara Yunanistan üzerinden iletiliyor ve bir bakıyorsunuz telsiz frekansları karıştırılmaya başlanıyor. Karıştırılan telsiz frekanslarıyla birlikte çok düzgün Türkçe konuşan Rumlar Türk uçaklarını bölgede Türk hedeflerinin üzerine yönlendiriyorlar ve burada da bir dost atışı meydana geliyor. Tabii harekat, ikinci harekatta bu gibi konulara girilmiyor. Daha detaylı çalışılarak bu gerçekleştiriliyor. Gerçekten o yıllarda bakıyorsunuz Türkiye aslında kitabın altında da çizilen konulardan biri de Türkiye aslında uzun yıllar Amerika'nın orada bir alt gücü olarak görev yapmış. Ona göre planlanmış her şey ve Sovyetler Birliği'nden beklenen bir saldırıya Türkiye ilk etapta önüne çıkacak bir onları oyalayacak bir güç olarak her şey planlanmış. Taktikler öğretilmiş, görevler öğretilmiş, uçmak öğretilmiş ama bu güçle birlikte nasıl bir stratejinin hayata geçirileceği pek fazla ortaya konmamış. Ve tabii ki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bazı dersler çıkartılmaya başlanıyor. Bu derslerle ilgili ciddi bir strateji oluşturulması, Türkiye'nin kendi telsiz sisteminin olması, yeni planlamalar, ortak harekat merkezi gibi bir sürü dersler çıkartıyor. Bir bakıyorsunuz işte telsizleri üretmek için Aselsan kuruluyor. Bugün bakıyorsunuz işte sınır ötesi operasyon yapıldı. İşte bir tarafta Milli Savunma Bakanı, bir tarafta Genelkurmay Başkanı, hemen yanlarında kuvvet komutanları, kara, deniz, hava, jandarma genel komutanı gibi bütün komuta heyeti hep artık bir arada. Bir bak çünkü ortak bir harekat merkezi kuruluyor. Bu harekat merkezinden her şey yönetilmeye başlanıyor. Bunun gibi birçok ders var gerçekten. Bu açıdan enteresan noktalara kitap temas etmiş oluyor. Benim ilgimi çeken bir başka konu da F-16'nın nasıl seçildiği ile ilgili. Bu konuyla ilgili seçimlerde 12 Eylül sonrasında daha işte genel seçimler yapılmamış, hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlanıp süreçler yapılıyor ve Türkiye F-16'dan yana seçim yaptığını açıklıyor ama enteresan bir şekilde Orgeneral Tahsin Şahinkaya, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı gönlü F-18'den yana. Bunu da şöyle ifade ediyor kitapta. Ben diyor bir gün Bandırma'da uçuyordum F-5 uçağıyla. F-5 çift motorlu bir uçak biliyorsunuz Türk Yıldızları tarafından da kullanılıyor. Bir motoru kaybettik ve ikinci motor sayesinde Bandırma meydanına gelerek inebildik. Bu yüzden bize çift motorlu uçak lazım diyor. Fakat tabii kitap içerisinde önce gönlünün F-15'ten yana olduğunu, F-15'in çok pahalı bir uçak olunca F-18'e döndüğünü, bu tek ve çift motor konularını yapıyor ama F-18'de de ilgili Tahsin Şahinkaya şunu söylüyor. F-18'ler henüz tam denenmemiş olmasıyla vazgeçtik. Bunun da etkilerini İlerleyen yıllarda gördük ve sonunda F-16 seçildi. F-16 seçimi de çok hayırlı oldu olarak bu cümleleri sarf ediyor kendisi. O da gerçekten enteresan bir şey ve aradan 1987'de başlayan Türkiye'deki F-16'nın üretimi, öncesinde tabii TUSAŞ'ın kurulması, bugün artık yavaş yavaş bu konu başka yerlere doğru evriliyor. TUSAŞ kendi tasarımlarını yapıyor ve hep videolarımızda söylediğimiz gibi de TUSAŞ'ın artık en önemli projesi milli muharip uçak. Artık Türkiye kendi uçaklarını yapıp F-16'nın
sonrasında kendi uçaklarıyla yoluna devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu kitabı dediğim gibi meraklılar lütfen edinsin, ama ben bu videoyu kapatırken İbrahim Fırtına ile ilgili olan bir anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1989 yılı, tahminim Ekim ayının başındayız. O sırada Eskişehir'de bir tatbikat yapılıyor, NATO tatbikatı. NATO tatbikatı nedeniyle de Eskişehir 1. Anajet Üst Komutanlığı'nda Amerikan uçak gemisi Saratoga'dan gelen 2 F-14 var, 2 F-18 var, bir de elektronik karıştırma amaçlı bir EA-6B uçağı gelmiş durumda. Buralar çeşitli uçuşlara katılıyorlar. Eskişehir'de o yıllarda 3 Phantom filosu var, F-4'ler ve RF-4'ler de tatbikatın bir parçası. Ve ilk defa Eskişehir'e ben görüyorum tabii, onun öncesinde muhakkak gelmiştir. Mürted'de yeni kurulan 4. Anajet Üst Komutanlığı'ndan bir F-16 geliyor. Ben F-16'yı gözümle çıplak olarak ilk orada gördüm. Bu F-16D uçağının içinden bir pilot yüzbaşı indi. Ön kokpitte uçuyor, arka kokpitte de Tuğgeneral İbrahim Fırtına. Bir pazar günüydü, üste bir yemek verilmişti. Biz daha doğrusu hava ikmal dedik o zaman, babamın görev yaptığı yerde. İbrahim Fırtına, babamlar, o zamanki hava ikmal bakım merkezinin komutanı Tümgeneral Fazıl Aydın Makine beraber yemek yediler. Daha sonra da biz kalkışını görmek üzere kulenin önündeki bölüme doğru gittik. Ve tabii orada işte F-14'ler, F-18'ler falan, herkes hayranlıkla uçaklara bakıyor. Benim gözüm F-16'ya takıldı ve ben de hayranlıkla F-16'yı izlemeye başladım. O yüzbaşı ve sonrasında İbrahim Fırtına geldi, kuşandılar, uçaklarına bindiler ve bizlerin önünden taksi yapmaya başladılar. Onlar da taksi yaparken ben de elimle selam vermiştim. Kendisi de o selamını alarak bana kokpitten böyle selam vererek taksiye devam etmişti. Sonrasında da F-16'yla çok yüksek performanslı dimdik bir açıyla tırmanarak bulutların arasında kaybolmuşlardı. Kendisiyle de böyle bir anım vardı. Umarım bu kitabın bir benzeri 25. Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına ile de yapılır. Çünkü Orgeneral Fırtına 2003-2005 arasında çok enteresan bir dönemde kuvvet komutanlığı yapıyor. Gerçekten imza attığı önemli işler var. Hatta anlatılanlardan biri, F-4'lerle ilgili bir problem yaşanıyor, modernize edilmiş ve kendisi bir F-4'e atlayarak İsrail'e gidiyor. Bunlar konuşuluyor, çözülüyor gibi böyle konular anlatıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, sormak lazım. Diğer komutanların anlattığı gibi içten bir şekilde kendisinin de umarım bir gün bir nehir söyleşisi yapılır. Kendisiyle de bu konuyla ilgili bakışları getirilir. Çünkü çok ilginç çıkışları vardı İbrahim Fırtına'nın. Örneğin bir Çin ziyareti vardı. Çin'le birlikte füze geliştirilmesi gibi. O dönemler, o yıllar için gerçekten böyle vay diye insanın çok şaşırdığı enteresan çıkışları olan bir komutandı. Umarız belki İbrahim Fırtına burada tabii komutanların son dönem komutanlarıyla da yapar. Çünkü her komutanın çok fazla anlatacağı şey var ve bizde de pek fazla anı yazma geleneği yok. Havacılığımızda özellikle bu kitaplar geleceğe, gelecek nesillere Türkiye'deki havacılığın nereden gelip nereden gittiğini gösteren çok önemli belgeler olarak kalıyor. Yıllar sonra dönüyorsunuz, bakıyorsunuz, vay be neler olmuş, ne olmuş, neler yapılmış, hangi dersler alınmış veya hangi dersleri almamışız ve bunları teker teker bu hataları yapmaya devam ediyoruz diye okunması ve dediğim gibi ders alınması gereken konuları bir kere daha görmüş oluyoruz. Tolgozbek.com'da bugün bir kitap değerlendirmesini sizlere paylaşmaya çalıştım. Biraz da yaşadığımız anıları, gelişmeleri sizlere anlatmaya çalıştım. Her gün saat 19'da videolarımız devam ediyor. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info@tolgozbek.com mail adresine atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.